Zafer'in günündeyiz. 30 Ağustos tarihinde Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Legend Futbol'dasınız. HDI Sigorta'nın katkılarıyla hazırladığımız gündem programındayız. Evet, konuklarım Deniz Derinsu ve Yalçın Türk. İyi hoş bayramlar. Geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar herkese. Herkese iyi bayramlar. Hepimize, tüm ülkemize. Evet, iki haftada özellikle... Biliyorsun bizi. Acı tebessümler başladı. Adana Demirspor maçı, ardından Avusturya Wien maçı, dörder dörder atılan goller. Kasımpaşa maçı. Ligde atılan toplam 13 gol ve ardından gelen bir mağlubiyet. Olur mu? Olur. Oldu. Ama abartmak lazım, onu bir konuşalım. Yani, abartmak mı lazım, abartmamak mı? İşte onu konuşalım, abartmak mı lazım? Yani şöyle diyelim, hem küçümsememek lazım bu işi, hem de çok fazla bu ne ya falan dememek lazım ama... Bir kenara koymak lazım yani. Peki bu mağlubiyet bağırarak mı geldi? Yok, bağırarak gelmedi. Sence Azen? Yani mağlubiyet öncesine bakıyorsun, Fenerbahçe çok iyi 90 dakikalar oynamış. Bundan da iyi sonuç bekliyorsun ama birden terse dönüyor işler. Nedendir? İşte kimine göre kadro tercihinin yanlışlarından, kimine göre hocanın bazı sistemde ısrar etmesinden, yani her türlü eleştiri yapılıyor bu bağlamda. Sen bekliyorsun Özcan böyle bir şey. Şimdi geçtiğimiz hafta yayını yaparken Adana Demirspor maçının ilk yarısını konuşmuştuk Deniz'de, statta. Deniz takımı hani nasıl buldun dediğinde ben hani beğenmediğimi ifade etmiştim. Fakat Yalçın abi, yani defoları da görmek lazım. Şimdi her hafta maç gidiliyor ya. Yani tempo değişebiliyor. O araya 3 günlük maç periyodunda işte rotasyonu çok fazla yapıyoruz biliyorsun. İlla ki aralarda iş kazası olacak. Öncelikle Konyaspor maçına hepimiz bu gözle bakmak istiyoruz. Yani bu bir iş kazası mı? 11'e 10 oyunda golü yememişsin. 10'a 10 oyunda golü yemişsin. Çıkan kadro, Valencia'nın gördüğü kırmızı kart, hakemin buradaki bakışı, görmeden verdiği bir karar. Tüm bunlar hani maç içinde çok etken var takımı etkileyen. Belki maçın başında o Valencia'nın kartı takımın oynamak istediği futbolu diyeyim ben. Oynadığı demeyeyim de oynamak istediği futbolu etkilemiş olabilir. Ben böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Sizler nasıl düşünürsünüz? Ben burada İnan Palut faktörünün olduğunu da düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe şimdi bu sezon 10 tane transfer yaptı. Onun da üstüne çıktı galiba. Ve hala sağ bek alınsın, sol bek alınsın, stoper alınsın, forvet alınsın diye bir beklenti içerisinde bütün Fenerbahçe'ler. Bu ayrı bir konu yani, tartışılır almak lazım mı, kim öncelikli. Mesela Konyaspor da transfer yapıyor ama üstüne koyuyor, eksik tamamlıyor. Mesela Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçındaki oyunun hatırlayın, Avusturya Wien maçını hatırlayın. Fenerbahçe böyle çok büyük presle maçlara başlamıştı. Ve oradan avantaj elde etti. Yani oyunun hakimiyetini aldı, gol buldu o presle. İlhan Palut Fenerbahçe o presi yaptırtmadı. Yapamadı Fenerbahçe o presi. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasında bu bir etken olabilir mi? Yani bu istediği baskıyı yapamamış olabilir mi? Ya o 10 kişi kalma işini Yalçın abi ne der bilmiyorum da tamamen... Bence o dakikaya acemiz. Kadar da Fenerbahçe'nin bir hakimiyeti yoktu oyunda. Yok, kuramadı yani. Kuramadı, onu kuramadı yani. Abi onu biz de gördük. Fakat kuramadı ama kuramayacak anlamı da taşımıyor bence. Yani mutlaka. Maç içinde yapacağın bir iki hamleyle hocanın bir anda farklı futbol oynayabiliyorsun. Artı 10'a 10'da da Fenerbahçe gümbür gümbür olmadı yani. Ya işin ilginci, neden kimse isyan etmedi ve itiraz etmedi? Yani, kırmızı kartı. Evet. Yani o, bir baskı altına alınamadı gibi geldi bana hakem. Çok net bir kırmızı kart değil. Kırmızı kart mı? Valencia'nın gereksiz bir ayak kaldırması. Yoksa o pozisyonda adam bittikten sonra Valencia kendini yere atsa belki rakip sarı kart görecek, pozisyon kapanacak. Ama orada bir niyet okuma var sanki. Yani pozisyonu görmeden... Belki veya sonunu gördü. Ben bilmiyorum. Bana art niyetli bir karar şimdi gibi geldi. Şimdi ben şöyle değerlendirdim onu. Karar, ya. Yani o iki oyuncunun didişmesinin daha önceki pozisyonları var. Bunu gördü maçın hakemi. Ben şimdi top başka bir yerdeydi dikkat ediyorsan. Başka bir yerdeydi. Hakemin kafası top, yani bakış açısı topa doğruydu. Birden sol tarafa döndü ve bir şeyin Valencia'nın ayağını adamın kasına, dizine gelirken gördüm. Valencia da tepki göstermedi. Ben buna ya o da tepki göstermedi tabii. Ya böyle bir tebessüm etti o kadar. Bu nasıl bir ben karar güveninde? Ben kesin VAR'dan döner diye bekledim o. Yani ben VAR'dan evet VAR'dan da herhangi bir ses çıkmadı. VAR gittiler. Yani görüntü net değildi. Hayır tabii.
Top başka bir yerde olduğu için oradaki son anda görüldü oradaki kameralarda. Ya, VAR'dan döner diye bekledim. Kırmızı kart ağır geldi ama Valencia'nın da o ayağını kaldırması son derece gereksiz. Yani. Çok acemice, onu da kabul etmek lazım. Doğru yani, tabii bir o ayarda bir profesyonel. Yani sen senelerdir oynuyorsun. Neler yaşamışsın kim bilir ama biraz daha dikkatli, sakin olabilirdi. De doğru. Takımdan da bir reaksiyon gelmedi yani. Bir tepki gelmedi. Öyle. Yani bir baskı altına alınabilirdi. Hakimin işte ne bileyim yani vücut hareketlerinde ben çok şiddetli itiraz edin demiyorum ama o baskıyı kuramadık. Oyun içinde de kuramadık. Hakeme itiraz noktasında da kararın yanlış olduğunu anlatamadık. Yani birçok oyuncu birbirine soruyordu ne oldu ne oldu diye. Tabii bu en işte tek Valencia... Mesela Adana maçındaki penaltı pozisyonda kıyamet koptu sahanın içinde. Evet. Yani en sonunda mecburen VAR'a gitti, penaltı oldu pozisyon. Tabii bu işi şimdi sırf Valencia'ya da yüklememek lazım. Mesela dün maçtan şey yayından önce konuşuyorduk. Bir, sen mi söyledin? Altan abi sen mi söyledin? Fenerbahçe'de iyi futbolcu da yoktu dün mesela. Hani böyle soyunan bir oyuncu da göremedik. Yani bir düşüş mü diyeceğiz dün için? Bir düşüş yaşandı galiba takımda. Ya ben şöyle dedim. 90 dakika artı 10 dakikada uzatma var iki devrede. 100 dakikada Fenerbahçe'nin bir tane pozisyonu var mı? Yarım var. Bir tane dedim, yarım kabul etmiyorum. Yani böyle pozisyonsuz bir Fenerbahçe de görmedik biz yani. Ne kadar kötü rotasyon olsa Fenerbahçe en azından bir pozisyona giriyor, tehlike yaratıyordu. Ama bu maçta olmadı. Fazla rotasyonun da bunda bir etkisi olabilir mi? Bu kadro... Yani her maç değişen bir kadro yapısı. Ya biz geçen yayınlarda şey konuşmuştuk. Mesela Jesus kim iyisi onu oynatıyor. Yani takımda kim sivil, mesela Zayt sezon başında hiç aklımda yokken performansla ötürü 11'e konuyor. Dolayısıyla yani ben kadro açısından Jesus'un seçimlerini çok fazla eleştiremeyeceğim ama bu seferki rotasyonda da başarılı olduğunu da söyleyemeyeceğiz. Yani mesela İrfan Can'la Mert Hakan düş kırıklı. Doğru mu? Yani evet. Oyunda bir etki olmadı. Ben o kadar tecrübeli iki isimden. Şimdi ben o araya şöyle gireyim Deniz. Şimdi bir Avustralya'nın maçında atılan gollere bakıyoruz. Yani ben bu abartma olayına her zaman futbolda karşıyım. Yani biraz böyle bir ayaklarımız yere bir sağlam bassın. Sanki dünkü maçı kaybetmenle birlikte şampiyonluktan çok uzaklaştı. Herkes puan kaybedecek bu ligde. Şimdi şöyle bir örnek var. Galatasaray'ın da aynı puanı var. 7 puanda Fenerbahçe'de. 7 puanda Galatasaray 60. 2 gol sen atmışsın. 13 gol. Deniz. Yani değişen hiçbir şey yok. Rakibin de şu an aynı puandasın. Şimdi o attığı güzel gollerden sonra, o sinerjiden sonra, şimdi mesela dün ekranlara yansıyan da bir görüntü var. İşte duran top organizasyonundaki o kötü anlaşmazlık durumu diyeyim. Olur, olabilir ama... Tamam ama onun öncesinde de en büyük silahımız duran top vardı. Çok güzel yapıyorduk mesela. Çok güzel, yani hakikaten hani bazen sonuca gidemesek bile hissediyordun yani bir şeyler yapılıyor diyordun. Ya Alican bak her hata olabilir. Her hatayı kabul ederim ben yani. Duran top tamam çok iyi kullanıyoruz. Olmadı. İki futbolcu anlaşamadı da o İrfan Can'ın Ferdi olan sahanın içinde bilmem kaç tane kameranın önünde canlı yedik o tepkisini kabul etmiyorum ben. O takımın bütün sinerjisini de düşürür. Bir Deniz sen top oynadın mı diyeceğim de yanlış anlama. Yalçın abiye sorayım bari. Yalçın abi top oynadın. Yalçın abi. Yani futbolun içinde oynayan herkes, ya halı sahada da oynasam, bak bizi izleyen Mustafa kardeşimiz var bugün stüdyoda. Almanya'dan geldi kendisi biliyorsun. Her daim her deplasmana giden arkadaşımız. Çok iyi topu. Yani halı sahada da oynasan abi bu tepkiler değişmez ya. Bunu duygunla oynarsın. Deniz yani. Ama orası halı sahada. Tamam abi profesyonellik ayrı, amatör seviyede oynamak farklı. Fakat futbolun da doğasında bunlar var. Ben cevap verse Ferdi ne yaptı? Hiç cevap verdi mi? Peki Ferdi cevap verseydi ne olurdu? Hiçbir hoş bir görüntü olmazdı. Ferdi cevap verseydi futbolun doğasında bunlar da mı var diyecekti. Hayır. Yani hoş bir görüntü olmazdı. Ferdi olgunluk hocam, yaptı. Hocam o iş öyle değil abi. Profesyonelce oynuyorsun. Halı sahayla burayı karıştırma. Abi, seni orada 20 milyon taraftarın var. Sana aşık bir kitle var. Sen onun önünde diğer oyuncuya falan öyle bağırırsan o işin rengi çıkar. Bak Balotelli muhabbetine döner iş. Şimdi Ferdi bu bana nasıl bağırıyor? Siz bana niye sahip çıkmıyorsunuz deyip tak sahayı terk etmeye kalksan olacak. Çok olmaz. Uç bir örnek verdim bence. Ben hayır, futbolun hayır. İçinde ben bu tepkiler var demek istiyorum sana. Ya var da üstüne yürüyüp şöyle eder ki falan ya ne yaptın dersin bırakırsın. Bak olayın derecesini anlaşamıyoruz. Ne yapalım? Biz geçen sezondan beri
bu hareketleri görüp de sen de öyle çok fazla bu konuyu eleştirdin, ben de öyle çok fazla, ne oldu, bir şey mi değişti? Değişmiyor işte. Yani şimdi ben oradaki olayı doğallığına bıraktım. Oradaki olayı şöyle değerlendiriyorum. Fenerbahçe oyun olarak kötü. O dakikalarda biliyorsun. Ondan sonra oyuncu performansları da kötü. Yani İrfan Can da mesela bir türlü herhangi bir şey yapmamış. Abi yapamıyor. Fizik tabii, anlamda tabii. Yeterli değil. Psikolojik yani. Olarak da rahatsız. Belki daha önce bu pozisyonu çalıştılar. Onun için Ferdi'nin hazır olmasını düşünüyor. Ama ben şöyle diyeyim. Ben İrfan'ı kesin kaleye vuracak diye düşündüm. Evet, herkes öyle düşündü. Tamam mı? Gelişi kesin oydu. Birden çıkarttı. O da belki Ferdi de öyle düşündü. Bir tane daha öyle serbest vuruşta bir anlaşmazlık daha yaşadılar. Sadece evet. Bir değil yani. Yani ondan sonra ne bileyim yani tamam kızabilirsin arkadaşına ama biraz İrfan Can'ınki fazla oldu gibi. Bak, yani oradayız. Yani tamam. Ben de fazlasın. Kızabilirsin. Kızarsın abi, o çok normal. Çok normal. Yerli oyuncularda o işte hep dediğimiz bu mental eksiklik. Serdar Dursun. İki hafta önce de söyledik. Serdar o hocanın ona yaklaşımından dolayı belki de çok fazla takım içinde forvet oyuncu, şimdi konuşacağız. Maxi Gomez transferi de var. Belki çok fazla etkileniyor ama o duygu sağlığını maalesef sahaya ve performansına yansıtıyor. Yani ben kendisini açıkçası kötü buluyorum. Son 3 haftadır bilmiyorum. Özellikle çok kötüleşti. Yani para performans karşılığında en iyi, Fenerbahçe en verimli oyunculardan biri. Yani al verilen paranın karşılığını Fenerbahçe çok verdi ama şu son 3 haftadaki kadar da kötü bir süreci olmamıştı Serdar'ın ama ne oldu bilmiyorum. Bir, ya şimdi tabii transfer dönemi bitmiş olsa Maxi Gomez oldu ya da olmadı. Yani kadro belli olsa, Serdar da yerini bilse belki farklı olacak. Adamın kafa da dediğin gibi allak bullak oldu. Şimdi konusu açılmışken girelim. Şimdi Fenerbahçe Berisha'yı göndermeye çalışıyor. Evet. Berisha giderse Maxi Gomez anında gelecek görüntüsü var. Stuttgart'a. Evet, Berisha için son devreye Stuttgart girmiş. Maxi Gomez'le anlaşma var. Sadece hayata geçmesi kaldı Valencia'yla. Bunları, bu arada Maxi Gomez transferinde de çok doluyum ama transferin gerçekleşmesini bekliyorum. Çok haklısın. Ben senin niye dolu olduğunu biliyorum. Böyle abidik gubidik yazışmalardan insanın böyle bozuluyor da yani şimdi burada konusu açılmışken bizim bir Uğur kardeşimiz var. Ali Can'la çift forvet yapıyor. Adama diploman var mı diye yazan bir arkadaşımız bile olmuş. Evet, Uğur'un diploması var. Uğur bir teknik direktör. Yani bilerek bilmeyerek böyle herkese şey yapmayın. Maxi Gomez de gelirse gelin Ali Can'ı omuz alın burada. Çok mu abarttı? Yani şey yapmayın ama sonuçta biz nasıl bu Maxi Gomez işte gidecek mi, Berisha mı gidecek falan seyrediyoruz, konuşuyoruz ihtimaller. Şimdi Serdar Dursun da bunları takip ediyor. Ve adamın da kariyerini oynatacak. Bir karar alınacak. Belki ikinci forvet olacak, belki tek forvet olacak. Şimdi burada tabii bir de Jesus'u da değerlendirmek lazım. Bir sakinliği yok maç içerisinde. Sürekli heyecanlı. Tabii bu havasını görünce acaba maçtan sonra neler olmuştu diye insan düşünüyor. Soyunma odasına girdi. Evet, devamını senden dinleyelim. 3 tane oyuncuya daldı, ona bağırdı, çağırdı falan gibi bekliyoruz ama öyle olmuyor değil mi Ali Can? Evet, öyle olmuyor. Onu sen de biraz onu sen... Yani Jesus saha içinde böyle çok agresif, sürekli oyunun içinde atılan taca bile karışıyor. Yani kendi karakteri bu fakat maç bittikten sonra sakinliğini koruyor. Hatta Konyaspor maçından sonra soyunma odasına girdiğinde de böyle kötü maçlar karşımıza çıkacak diye bir yaklaşımı oldu. Sıcağı sıcağına kesinlikle kimseyle diyaloğa girmiyor Deniz ve Yalçın abi. Geçen Avusturya bir maçında görmüşsünüzdür. Tribünde maç bittikten sonra hani böyle taraftarlar çağırıyor ya. Orada şeye bile karıştı mesela, gördüm işte Valencia geldi. Ha. Valencia'nın çocuğunu aldı. Mesela Pedro oynamamıştı ama Pedro'yu dedi ki sen de git dedi. Soyunma odasına gidenlere izin vermedi. Yani gördüm. Herkesin durumuyla çok yakından ilgileniyor. Valencia'nın da yanlış hatırlamadıysam çocuğunu aldı işte kucağına. Geçen maçta yine bir başka futbolcunun çocuğuyla ilgileniyor. Şimdi bu kadar çok şeyle yakından ilgilenince tabii insan diyor ki böyle sinirli ve gergin ortamlarda da maçtan sonra soyunma odasında mutlaka Jesus'un birkaç tane lafı olmuştur diye. Dediğim gibi sıcağı sıcağına bu ortamlarda konuşmayı sevmiyor. Fakat diyeyim, iki gün sonra yapılacak o analiz toplantısında da herkesin suratına da şurada şu hatalar var diyormuş. Şunu yaptım, bunu yaptım. Evet, aynen öyle. Çok profesyonelce bir yaklaşım. Yani olması gereken bu işte. Bir benim sadece konusunu açtığımız için söylüyorum. Ne dedik? Valencia'nın kırmızı kartında itiraz edilmedi. Takım buna bir reaksiyon göstermedi dedik ya. Evet. Bu noktada da
Yani biraz hani bu konuyu da araştırdık. Şimdi takımda sadece bir tane kaptan var. O da Altay. Geçen sezon takımın ikinci ve üçüncü kaptanı vardı. Daha Gustavo da gitti. Şimdi Jesus henüz ikinci ve üçüncü kaptanı resmi olarak deklare etmedi. Yani bu durumda takımda Mert Hakan biraz Fahri olarak bu konuyu üstlenmiş durumda. Hani kimse bir şey söylemese de biraz daha karakteriyle ve arkadaşlarıyla olan yakınlığıyla bu misyonu üstleniyor. Yani bir saha içinde birleştirici bir oyuncuya da ihtiyaç var. Bu benim görüşüm. Çünkü Altay kalede olduğu için bazı pozisyonlar uzak kalabiliyor. Yani saha içinde böyle oyuncular adına ön plana çıkacak lider diyeyim bir isme ihtiyaç var. Ne diyorsun? Ama saha içindeki bir haksızlığa karşı ille de kaptanın çıkıp tepki göstermemesi fakat lazım. Fakat önden giden uyanık yani, bir oyuncuya ihtiyaç yani var. Yani bütün oyuncuların da bu işe bir parmak atması lazım değil mi? Yani? Bir şey de var abi. Sahanın çok garip. Hiçbirisi itiraz etmedi yani. Bırak etmedi. Valencia'yı. Tamam, güzel, hiçbirisi. Güzel söylüyorsun da saha içinde Türk oyuncu kim var itiraz edebilecek? Fark etmez ki ya. Yabancı oyuncu da yani. Hayır yani birebir dil konusunda da sıkıntı var. Emre var sahada. Ferdi var. Yabancılar var. Yani Türkçe konuşan da pek yani itiraz işi hani çok böyle İngilizceyle de edilecek bir pozisyon değil. Gerçi orada yani VAR'a gittiğinde vücut dilinle bile yapabilirsin. Tabii. Yani coşturabilirsin. Kabul ediyorum da yani hakikaten Türkçe konusu da takımda sıkıntı. Yok Türkçe konuşan yok şu an. Yani Emre ile Ferdi'yi de düşününce Altay geride kalıyor. Orada VAR'a gittiği için Altay kenardan fırlayıp nereden gelebilir. Girdi ya şimdi yakçı abi. Ama hakikaten öyle yani. Ama o yani sadece bu kaptanın işi değil ben öyle bakıyorum. Abi bir de burada Altay'a da farklı bir şey savunmuyor. Sadece kaptan işi değil. Fakat işte saha içinde de bir tane lider oyuncu önce gidecek ki arkasından da oluyor yani. Hani bir oyuncu beraberinde birkaç oyuncuyu da yanında götürebiliyor. Bu mesela arada mesela şimdi yanlış anlaşılmasın da İrfan Can Ferdi'nin üstüne yürüyeceğin hakemin üstüne yürüseydi o pozisyonda. Mesela. Haklısın. Doğru. Bir de bu arada Altay'dan konu açılmışken Altay için de bir şey söyleyeceğim. Bu adamı Fenerbahçe taraftarı niye bu kadar linç etmeyi seviyor anlamıyorum. Mesela dün golde evet hatalı olabilir. Hatta çok daha büyük bir hatası vardı golle bitmeyen. Ön direkte yakalandı, arkaya düştü falan bir şeyler oldu. Onun da sonra pozisyonun devamında da mümkün olmayanı kurtardı. Fakat Fenerbahçe'nin her yenildiği maçtan sonra böyle bir bakıyorum bir Altay linci başlıyor. Tamam, sebebi şey olabilir mi? Yani Muslera'nın böyle Galatasaray'ın çok kötü olduğu maçlarda takımı kurtarması. Uğurcan'ın yaptığı işte kritik müdahalelerle Trabzon'un bu konudaki katkısı. Fenerbahçe taraftarı da ister istemez şunu bekliyor. Yani bir günde Altay'ın maç kurtardığı bir hafta olsun istiyor herhalde. Çok güzel söyledin. Bunu inanarak söylemediğini biliyorum. Ben yok inanarak söylemiyorum. Yok. Yani öyle düşünüyorlar öyle, demek istiyorum. Bence de öyle düşünen bir kitle var ama ya Ali Koç'un başkanlığının o ilk iki senesinde, üç senesinde Fenerbahçe çok kötüyken ne puan toplandıysa yine Altay'la toplanmıştı. Yani Altay'ı bu kadar linç edilecekse ben eyvah eyvah derim. Yani gerçekten durum ağır derim. Çünkü Altay Fenerbahçe'de dün mesela Konyaspor'un iki tane net pozisyonunu çıkarttı mesela. Şöyle bir şey yani, de var. Daha her maçta da bunu yapıyor. Geçen sezon mesela Fenerbahçe'nin kazandığı maçlarda bile Altay'ın 3-4 tane pozisyon kurtardığı yazılıyordu. Adana Demirspor maçı yani, 3-3 olmaz mıydı? Olabilirdi. Altay'ın kurtardığı. Evet tabii. Bu çok anlamsız, saçma geliyor bana. Yani Altay Fenerbahçe için çok değerli bir isimdir. Gelişmeye çok ihtiyacı vardır ve hızla gelişmektedir. Bu yani hafta Bundesliga'da Bayern Münih-Gladbach maçı. Evet. Kaleci kaç kurtarış yaptı? Rekor herhalde Alman liginde. 19. Bu Mustafa da fena Bayern'lidir. Uyuz öyle oldun. Mi? Uyuz oldun değil mi Mustafa? Yani böyle bir performans her maç olmuyor arkadaşlar. Olmuyor yani. Evet. Yani hani Altay'a da sahip çıkalım anlamında ifade ettim. Şimdi transfere gelelim. Maxi Gomez'den bahsettik. Bir de Salahi'nin gitmesi söz konusu. Böyle, onu böyle kritik günler. İddia olarak ekip olarak iddia edelim. Salahi gitmeyecek diyebilir miyiz? Bence gitmeyecek. Aldığım duyumlar, mantık. Yani yeri şu aşamada çok zor doldurulur hissiyatım var. Yani Yalçın şimdi, abinin bir istihbaratı var. Bir oyuncu bahsediyor. Tamam mesela. Yani ama o gelse bile gitmezsin. Şimdi şunu söyleyeyim. Geçen programda da söyledim. Yani eğer Salah'a gidecekse iki tane stoper alman lazım. Aynen öyle. Yani bir tane kurtarmaz seni. Dolayısıyla bir
Udinese'nin stoperi var. Bacao, Brezilyalı o da. O Fenerbahçe'nin gündeminde yani konuşulan bir isim. Salah'a giderse olabilecek bir şey. Yani Salah Fenerbahçe'ye geldiğinde çok iyi top oynuyordu. Ama en iyi dönemini kimle beraber oynadı? Peki şimdi Salah'ın yanında Bacao ya da başka biri olmaz ise kim oynayacak? Serdar Aziz. Serdar Aziz kaç hafta üst üste oynar gözüküyor? Hiç oynayamıyor ki, bir sakatlık oluyor. Kart görebiliyor. Yerine oynayacaklar şu an göz doldurmuyor. Yani böyle içi, insan içi rahat seyredemiyorsunuz ki. Sonra o Perez stoper mi sol bek mi? Perez sol bek oynuyorsa Alioski gayet iyi gidiyordu falan. Garip garip böyle bir soru işaretleri geliyor. Tabi bu soru işaretlerini de ortaya koyunca bak başladılar. Felaket. Yok ya, bir şeye başlamadık yani. Görüneni anlatıyoruz biz sadece. Görünen bu ama ben Salah'ın gitmeyeceğini söylüyorum. İddia ediyorum. Jesus da çok akıllı bir hoca. Salah'a ihtiyacı olduğunu biliyordur. Ve stoper alsa... Kimince için de sezon başı aynı şeyi düşünüyordu. Fakat gelen teklif çok iyi olunca şimdi onun alternatifini zaman olduğu için bulabildin. Fakat şimdi Salah'ın yokluğunu doldurma şansın biraz yok gibi duruyor. Bir de başkan şöyle bir şey, bunlar olur yani. Sen de hani zamanında böyle şeylere çok şahit olduk. Yani başkan şunu satalım der, hocaya iyi para veriyorlar der. Hoca der ki tamam bunu satalım ama o zaman bunu satamayız der. Yani hem kimi hem Salah'ı satarsan Altay'ı da ver. Aziz Yıldırım öyle demiyordu bence. Aziz Yıldırım düşünüyordu, karar veriyordu. Evet. Hocaya sormadan. O da bir taktikti ama yani o da bir yoldu. Gülten Yalçın abi bildiğin bir şey mi var? Yok. Aklına mı geldi bazı şeyler? Aklıma geldi de yani ne bileyim o dönemlerde çok iyi transferler oldu. Yanlışlar yapıldı ama çok da iyi transferler geldi Fenerbahçe'ye. Yani. Her sezon bir tane üst düzey yıldız oyuncu transfer etti Fenerbahçe. Ya Beşiktaş aldı. O zaman yeni soruma geçeyim. Fenerbahçe'de biz bir yıldız eksikliği görüyor musunuz arkadaşlar? Tam ben de aynı soruyu sormaya hazırlanıyordum. Sen sordun. Ya Maxi Gomez Fenerbahçe'nin aradığı yıldız olur mu? Yıldız eksikliği görüyorum yani. Fenerbahçe'nin yıldız. Ya var öyle. Fenerbahçe'de şu anda bir hani hit oyuncu hep olur ya bir takımda mesela. Top bir oyuncu. Bir dönem işte Aleski gelmiş. Öbür dönem Anelka gelmiş. Van Hooydonk gelmiş. Roberto Carlos gelmiş. Kezman bak Meireles bile Chelsea'den. Kezman gelmiş. Apiah gelmiş. Kite gelmiş. Yani çok... Abi Musa Sarı'da geldiği zaman... Kenneth Anderson gelmiş mesela. Gelmiş. Yani böyle hit oyuncular gelmiş. Vallahi. Ama... Yani bunları da Fenerbahçe aldığında herhalde bir şeyler olsun diye almıştı. Valla şu an bana göre Fenerbahçe'nin tek yıldızı var. O da yararlanılamıyor ama bence yine tek yıldız Arda'dır yani. Arda'dan başka böyle sahaya çıktığında türbünleri heyecanlandıran, hani denilen kimse yok. Ama o Arda'yı da isterseniz başka bir programda Pedro'nun bile yapalım. Formunu... Arda'dan Jesus'un kullanım şeklini, yararlanma şeklini beni doyurmuyor yani. Ben Pedro'nun için biraz daha şöyle bir beklenilsin, görelim istiyorum. Fiziki gücüne kavuşsun. Tabii ki. King'deki o patlayıcı kuvveti gördük. Oyunca gerçekten bak her oyuncu da olmayan bir... O da süreklilik yakalasın. Tamam, abi. Patlayıcı kuvvet var. Sezon başı eksikler olduğu için şimdilik bu sıkıntıları yaşıyor. İşte Pedro'ydu, King... Bir de üzerine Maxi Gomez geldi mi değmeyin keyfimize. İşte King'de mesela o süreklilik olacak mı? O patlayıcı kuvveti son haftadaki göz doldurucu. Mesela Arda oynadığı her maçın %80'inde tribünlere hitap ediyor. Mesela dün maçta Eskişehir karşısında 10-10 olmuş sağ. Mert Hakan mı Arda mı? Ben Arda seçerdim mesela. Hele Mert Hakan. Teknik direktörler... İşte ben sadece bak bu düşünceye şöyle karşıyım. Yani teknik direktör tamam. Biraz daha olaya farklı bakıyor. Yani biraz daha tamam değil canım, isteyebilir. Fazlasıyla bakıyor ama Arda'dan bir yararlanma şekli olmalı. Ben şimdi tribünden bakıyorum. Teknik direktör diyorum. Hiç anlamam. Mert Hakan'ı niye aldı? Mutlaka bir bildiği var. Atıyorum Alioski'yi niye kenara bıraktı? Mutlaka bir bildiği var. İnandığı var. Sorumluluk ona ait. Zaten Fenerbahçe bir şey niye... söyledim mi de teknik direktörden daha iyi mi biliyorsun diyecekler de o yüzden sana. Ben hiçbir şekilde maçtan sonra ben hesap vermiyorum. Jesus veriyor. Ama ben bir futbol sever olarak Arda'yı ne zaman izlediğimde oyuna ve skora katkısı olan bir oyuncu olarak görüyorum. Şimdi sahada hiç göremeyince bu Arda'dan bu kadar yararlanmaz diyorum. O kadar da hakkımız olsun yani. Olsun. Sağ ol. Geçen hafta
Uğur'la yaptığımız programda Fenerbahçe'nin böyle attığı güzel golleri konuşuyorduk. Yorumlara baktım, bayağı kişiden bir yorum gelmiş. Şimdi o soruyu size sormak istiyorum. Taraftarlarımız da bize yazabilir. Bizi izleyenler yorum yapsın bu konuda. Aklımda kalan son zamanlardaki Fenerbahçe'nin en güzel gollerinden birini bana söyleyebilir misin? Birkaçını demiyorum, birini. Çok var. Çok var da. Direkt aklına gelecek. Evet. Mesela Tuncay'ın Manchester United'a attığı gol. Ben mesela programda ne söylemiştim? Bir bakayım, bizim programı takip ettiniz mi? Ben ne söyledim mesela? Hangi golü beğenmiştim? Ben onu hatırlamıyorum vah, da. Vah Legend Futbol, vah ne diyeyim. Daha arkadaşınızı bile izlememişsiniz ha. Söyleyeyim size. Ben Alex'in Samsunspor'a attığı o Röveşat'a golünü beğendim. Yani ben o golü söyledim daha doğrusu. Ben de işte Tuncay'ın ters vuruşuyla Manchester'a attığı bir gol var. Evet, o gol de var demiştik programda bu arada. İzleseydiniz, yani, evet. Ben David'in Inter'e attığı golü çok beğenmiştim. Bir de özel sempatimden dolayı Anelka'nın Beşiktaş'a attığı 2-3 kişi peşinde koşuyor böyle. Ha böyle sormadan beri tuttu bir tanesini, böyle çekti attı, böyle işlerinden geçti. Beşiktaş maçında sağdan girdi. Sağdan girdi. Gitti Mehmet, hatta Beşiktaş'ta zaman... Mehmet Özgattin vardı o zaman. O zaman birileri takıldı böyle, düştü ona takılınca, çarptı adam. Bek oynayan Bek'i aldı götürdü. İşte Bek o zaman bizi izleyenlerden de bu konuda yorum bekliyorum. İşte geçen mesela kimse Puşkaş ödülü alan Stoh'un golünü söylemiyor. Halbuki ödüllü bir gol var Fenerbahçe'de atılmış. Rata için attı bir gol var Galatasaray'da. O da vardı yorumlarda. Yani. Mustafa kardeşimiz de bize mesaj atarsa ben de kendisinin beğendiği golü burada yazayım. Kendisi bize bir mesaj atsın. Onun da beğendiği golü söyleyeyim. Aslı, senden de bekliyorum bir gol yorumu. Bu ara biraz önce Serhat Akın aradı. Ben onu aramıştım yayın öncesi. Ama yayında olduğumuz için konuşamadık. Kötü olmuş. O da gol attı. O da gol attı mesela. Güzel goller onun da var. Beşiktaş attı. Evet. Beşiktaş attı. Bir gol var. Bir arkadaşım kalenin köşesindeydim. Bazen hani böyle derbi maçlarda kale arkasında olurduk gol fotoğrafı için. Ben o gün köşeye geçmiştim. Serhat da ya takılı objektif de öyle bir objektif ki. Şimdi hani işin teknik detaylarını çok fazla vermeyeyim. Köşede çok kişi var ama benim objektif orta seviyede bir objektifti. Geldiğinde golü atıp geldiğinde öyle bir açıdan geldi ki direkt böyle bana geliyor. Ben objektiften hissediyorum yani. Böyle göz göze geldik. O hareketi yaptı, meşhur Yusuf Dursun'un o öğrettiği boğa hareketini yaptı. Geldi, çektim fotoğrafları Yalçın abi. Bir arkadaşımız dedi ki, ya dedi Alican sen de dedi çok güzel dedi şeyin fotoğrafları var dedi. Onları dedi verir misin ya dedi. Feneryum'a dedi vereceğim dedi. O dönem veriyormuş Feneryum'a. Ya olur dedim, hani ben de destek amaçlı. Abi Kadıköy'de işim vardı, Kızı Toprak'tan geldim. Abi bir binanın karşısında bir giydirme gördüm. Bütün binayı giydirmişler Serhat Akın'ın o gol fotoğrafıyla. Böyle şaşırdım. Yani hani senin çektiğin bir fotoğrafın, ama arkadaşıma çok teessüf ederim. Olayın bu boyutlara geleceğini bana söylememişti. Hani bazen feneryumlar hani bu fotoğraflardan biliyorsun böyle tişört yapıyorlardı. Evet. Animasyonlu bazı şeyler yapabiliyordu. Ben çektiğim fotoğrafı o gün o binada giydirme olarak görünce bir yıkım yaşadım. Güzel bir yıkım oldu. Arkadaşıma da teessüflerimi buradan iletiyorum. Keşke bana gerçeği söyleseydi diye. Evet, hafızalarda kalan golleri de anlattık. Başka son olarak eklemek istediğiniz var mı? Son olarak şunu eklemek istiyorum ben. Fenerbahçe taraftarını biz de hepimiz tribünlerden geldik. Tribünleri az çok yıllar oldu tabii. Tam tribüncülük yapamıyorsun şey olunca ama bu taraftara Fenerbahçe yönetiminin her zaman sahip çıkması gerekir. Sahip çıkıyor mu? Genelde çıkıyor da. Mesela şimdi Eskişehir'de 30-40 liralık kale arkası tribünleri 600 liraya kara borsalara düşmüş. Fenerbahçe ile beraber tüm kulüplerin taraftarlarına, özellikle deplasman taraftarlarına sahip çıkması gerekir. Ya kulüp 40 lira yapmasınlar, 100 lira yapsınlar. Bu iş kara borsaya düşmesin. Bu sıcakta o yolu giden onlarca, yüzlerce, binlerce taraftar kulübünün kuvvetini arkasında hissetsin. Ben bunu söyleyeyim de içimizde kalmasın. Çünkü bu çok büyük sıkıntı bence. Çok ayıp daha doğrusu. Ben evet. Diyorum ki Fenerbahçe yani bu son maçı, Konya maçını unutsun. Unutsun yani, kafaya takmasın.
gene toparlansın. Daha önceki maçlarda temposuyla, işte kazanma hırsıyla, çalışkanlıklarıyla olur onlar toparlasınlar. Yani ama iyi oynadığında iyi şeyler söyleniyorsa, eğer kötü bir performans varsa onu da konuşuyoruz. Bunda bir şey yok yani. Herkes, yapıcı eleştirilerle tabii yola devam. Bunu herkes yapıyor. Yapmaya yok. Taraftar da yapıyor sosyal medyada, görüyorum. Abi yeri geldiğinde vallahi taraftar bizden daha acımasız oluyor. Neler söylüyor? Bir de geçmişte söylediklerini de unutuyor bu arada. Bunu ben en net geçen sezon gördüm. Ben olaya sadece iş kazası olarak bakıyorum. Benim görüşüm bu şekilde. Şunu dediğin unutmasınlar gibi, ki artık öyle namalup sezon boyunca iki mağlubiyetle şampiyon olan yok. Yani her şampiyon 6-7 tane mağlubiyet oluyor. Şimdi hani böyle atılan goller de var ya, ne dedim 13 gol atmışsın diye. Hani bir anda böyle bir 103 gollü sezona mı geri döndük havası oluştu. Orada da sen de biliyorsun ki Maraş maçında o sezon yaşanan puan kaybı Samsun, o dönemde oldu. Samsun ilk 4 haftada Samsun Maraş. Sonrasında takım çıkışa geçti. Bugünleri de yad etmiş olalım. Daha doğrusu o günleri yad etmiş olalım. Tekrar hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Hediye Sigorta'ya da verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Haftaya bir başka gündem programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.